Sosyal futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Berbat mıydı değildi şimdi biraz oraya doğru buluyor. Bunun sebebi çok şey vaat etmesiydi. Ben öyle düşünüyorum. Ama yine de bir tabi daha başka bir şey çıkabilirdi. Ama anlıyorum da yani bir yandan. Hocaları da anlıyorum. Konjüktürün getirdikleri biraz belki buraya da götürüyor. Yani oyunun içinde şu olsaydı bu olsaydı diyebileceğin şey de çok fazla. Ama yine de tarihsel açıdan DNA'sında hep iyi oyun ve heyecan olan Beşiktaş Fenerbahçe derbilerine çok yakışmadı bitrin anlamında. Bunun sebebi bence iki hocanın da yaklaşımı. Bir, ben bu Alerian İsmail hocanın Belki de Avrupa'nın en iyi antitez hocası olan en antitez hocalarından biri diyelim. Başka isimleri unutmayalım. Olan Cesus Hoca'nın oyuna vereceği tepkiyi bekledi. Yani i̇lk olarak da direkt kozu karşıya vermek istemedi. O yüzden böyle bir boksör savunmadaki boksör modu vardı. Daha sonra değişiklikleri de yine Cesus Hoca'ya göre yaptı. Orada da yani onun reaksiyona geçmesini istemedi bence. Ama Fenerbahçe'de Gustavo inanılmaz top oynadı bir kere. Gustavo de beraber zaten. Ya yani bak uzun zamandır izlediğim en iyi savunma performansıydı. Tam bir savunma bakanı performansıydı evet. yani. Hem de Vegors gibi bir oyuncu. Hakikaten bence bütün Fenerbahçe'nin savunma hattının haliyle Guardiola diyor ya savunma biçiminiz, hücum biçiminizi belirler diye. Bu savunma performansı takımın kendine güvenini ve hücum aksiyonlarını da arttırdı haliyle. O yüzden Gustavo'yu Fenerbahçe'den yazarım. Fenerbahçe'de iki ayrılık bir zen. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de devre arasında iki oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Son olarak Beşiktaş derbisinde iyi oyunla taraftarını umutlandıran sarılar Lacivertler UEFA Avrupa Ligi'nde AYK'larına kayıp iki maçta da mağlup ederek gruptan çıkmaya hedefliyor. George Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerle birbiri yollarına ayıran sarı lacivertlerse ayrılıklar devre arasında da devam edecek. Fenerbahçe'de iki oyuncuyla yol ayrımına gidilecek. Geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol 2 asistlik bir performans sergilen ve taraftarların sevgilisi olan 28 yaşındaki futbolcu Zayt son haftalarda George Jesus'tan net bir şekilde kesik yemiş durumda. Mia Zaytsev UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev e veren maçlarında Süper Lig'de ise Kayseri Spor ve Alanya Spor maçlarında kadroda olmasına rağmen sürü almaması herkesin dikkatini çekmişti. Ayrıca son oynanan Beşiktaş derbisinde ise milli takımdan geçtiğinde için kadroda yer almadı. Son gelen haberlere göre Fenerbahçe'de sözleşmesini son sezonunu geçiren Zaysa yeni sözleşme teklif edilmiş ancak Sloven oyuncu bunu kabul etmemişti. Fenerbahçe'nin de tıpkı Beşiktaş'ın Ersin Sarıoğlu'na yaptığı gibi Miazatch'a imza baskısı yapmak için oynatmadığı iddia ediliyor. Miazatch sözleşmesini uzatmaması halinde önümüzdeki sezon bedava gitmesi yerine devre arası transfer döneminde ufak da olsa bir gelir elde etmeye hedef aktarılıyor. Sloven oyuncuya özellikle İtalyan kulüplerinin ciddi ilgisi var. Miazatch'ın Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'de bir diğer ayrılması beklenen isim ise Lemos. Süper Lig ve Avrupa kadrosuna alınmayan Lemos'un sözleşmesi de Miyazaki gibi sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı oyuncu yıllık maaşının tamamını almadan ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe yönetimi ise şimdiye kadar olan alacakları ve bol servisini de vererek Lemos'la sözleşmeyi feshetmek istiyor. Ancak tek taraflı fesin sorun çıkarması ve FIFA ile karşı karşıya kalınmaması açısından bu hamle bekletiliyor. Uruguaylı stoper kadroda yer almamasına rağmen şu anda takımla birlikte antrenmanlara katılıyor. Lemos'un devre arasında bir başka takıma kiralanması ya da satılması söz konusu. Lemos bu sezon toplam 5 karşılaşmada görev aldı. Uruguaylı stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek. Lemos bir ara Jordiasu tarafından tercih edilirken performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam etti. Sarı Las Palmas'tan kadrosuna kattığı isim transfer döneminde de tepkiyle karşılanmıştı. Fenerbahçe Lemos için İspanyol ekibine 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Lemos sarı lacivert formayla toplamda 15 maça çıktı. Uruguaylı stoper bu süreçte bir asist üretti. Jorginho savunma duvarı Sezon başından bir yana hücum gücü ve golcü kimliğiyle öne çıkan Fenerbahçe'de Jorginho savunma planları da dikkat çekiyor. Portekizli çalıştırıcı sezon başında kimmeyeceği gibi bir yıldızını kaybetse de kurduğu planlarla defansif zaafı tolere etmeye özen gösterdi. Jesus hem üçlü savunma düzeni hem de dörtlü sistem oynayabilecek bir plan oluşturdu. Atilla Zalai'nin satılmasına kesin olarak izin vermeyen deneyimli teknik direktör savunma planlarında Zalai'yi özel bir yere koyuyor. Gustavo Enrique ve Loan Perez'i transfer ettiren, Serdar de çok güvenen George Jesus, Son dönemde offside taktiğiyle öne çıktı. Ligin 3. haftasında 4-2 kazanılan Adana Demirspor maçı ile beraber offside taktiği hayata geçiren 69 yaşındaki çalıştırıcı olumlu geri dönüşler alıyor. Adana Demirspor maçta 4 kez offside'a düşerken daha sonra 1-0 kaybedilse de Konyaspor deplasmanında da rakip 9 kez offside'a bırakıldı. Daha sonra 2-0'lık Kayserispor mücadelesinde de rakip 9 defa offside'a düştü. 5 gol yiyen alan 5 kez offside yiten sarılı lacivertler son olarak Beşiktaş derbisinde de rakibini 7 defa offside'da bıraktı. Siyah beyazlar bu sezon ilk kez bir maçta bu kadar çok offside'da düştü ve gol atamadan maçı noktaladı. George Sun takımı sonuçluk maçında gol yemeden sağdan ayrıldı. Avrupa Ligi'nde de Dinamo Kiev veren maçlarında bu düzenini koruyan Fenerbahçe savunmanın da yardımıyla 4 puan toplayarak iddiasını gösterdi. George Jesus, Luan Perez gibi önemli ismin sakatlanmasına karşı B planıyla da göze çarptı. Portekizli hoca kriz anlarında doğru kararlarıyla alkışları topladı. George Jesus Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamalarda takımın savunma anlamında nasıl geliştiğini aktarmıştı. Jesus, Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil ifadelerini kullanarak defansif yönde takımına güvendiğini belirtmişti. Fenerbahçe'de Joshua King zor, Luan Perez şüpheli. Avrupa Ligi B grubunda 4 puanı bulunan Fenerbahçe, gruptaki 3. karşılaşmasında Perşembe günü Kıbrıs Rum kesimi ekibi Aykallar'ın akayı konuk edecek. Sarılı Beşiktaş derbisinin ardından Kadıköy'de oynanacak Larnaka karşılaşmasının hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Samandıra Jambartu tesislerindeki antrenmana derbide sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayan Joshua King ve Luan Perez yine katılmadı. İki oyuncunun tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Larnaka karşısında Kingin oynaması zor gözüküyor. Ancak Luan Perez'in takım arkadaşına göre Kadıköy'deki mücadelede kadroya girme ihtimali var. Teknik direktör George Jesus'un Brezilyalı stoperle ilgili net kararını maç saatinde vereceği düşünülüyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Lincoln Enrique'ye tam not. Fenerbahçe'de teknik direktör Giorgisun, derbide 86 dakika sağda tuttuğu lincoln kendi istatistikleri Portekiz'i teknik adamı mutlu etti. Sağda takımın en fazla topla buluşan ismi olan Brezilyalı Yıldız tam 80 kez de bu alanda takım arkadaşlarının çok önünde yer aldı. Topun özellikle ikinci bölgeden 3. bölgeye geçişlerinde başvurdu olan Lincoln savunmasına da sık sık yardımla bulundu. Topsuz oyunda yaptığı pas aralarıyla... Başarılı bir grafik ortaya koyan Fenerbahçe'nin başarılı ismi. Aynı zamanda sahanın en çok koşan oyuncularından da birisi. Hocasının verdiği görevi başarılı bir şekilde yerine getiren Lincoln'un AEK nakam maçında da şans bulması bekleniyor.